Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başka bir Battlefront 2 rehber videosuyla sizinleyim. Arkadaşlar bu videomuzda konumuz tüm kilitli kostümler nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız sizde 6 kostüm kilitlidir bu kostümler Luke'un fanboy kostümü Leia'nın Prenses kostümü Maul'un Old Master kostümü Rey'in Resilient ve Jedi Training kostümü ve Kylo Ren'in maskesiz kostümü bu kostümler Eğer oyuna yeni başladıysanız sizde kilitlidir arkadaşlar bu kostümlerden ikisi Rey'in Jedi Training ve Kylo Ren'in maskesiz kostümü bunlar siz e, hiçbir şekilde açamazsınız arkadaşlar şu an. Nedeni arkadaşlar bunlar ön sipariş özel kostümleri. Ön sipariş verenlere özel vermişlerdi bu kostümleri. O yüzden şu an bu iki kostüm e, eğer ön sipariş vermediyseniz bu iki kostüm hiçbir şekilde açılmayacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim geriye kalan 4 kostüm arkadaşlar. Geriye kalan dört kostümden üçünü açmak için şöyle göstereyim. Kariyer Hero's'a girdiğiniz zaman... Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Maalun Old Master kostümünü açmak için herhangi bir Dark Side hero'suyla 5000 adet düşman öldürmeniz gerekiyor. Leia'nın prenses kostümünü ve Luke'un farm boy kostümünü açmak için de herhangi bir Light Side hero'suyla 5000 kişi öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu 3 kostüm dediğim gibi 5000 kişi öldürmeniz gerekiyor bu 3 kostümü açmak için. Dark Side ve Light Side olmak üzere ayrı ayrı 5000 e, kişi öldürmeniz gerekiyor bu 3 kostümü açmak için. Evet arkadaşlar şimdi sonuncu kostümümüze geçelim. Bu kostüm Rey'in Resilient kostümü. Bu kostümü atmak için dediğim adımları atlamadan yapmanız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar Coop moduna girip bu haritayı seçmeniz gerekiyor. Buna bastıktan sonra arkadaşlar mutlaka Takadona Mask Kalesi'nde olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer Takadona Mask Kalesi değilse çıkıp tekrar girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu taktik sadece Takadona Mask Kalesi'nde oluyor dediğim gibi. O kaleye girdikten sonra, doğduktan sonra arkaya doğru koşmanız gerekiyor. Arkaya doğru koştuktan sonra kale çıkacak karşınıza. Bu kaleye giriyor, kapıdan içeri giriyorsunuz arkadaşlar ve üst kata çıkmanız gerekiyor. Üst kata çıktıktan sonra ilk sola dönüp odaya girmeniz gerekiyor. Bu odaya girdikten sonra gördüğünüz Handor resmini ateş edip G'ye basılı tutmanız gerekiyor. Bu adımı yaptıktan sonra dışarı çıkıp kaleden atlayıp dümdüz koşmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gideceğimiz yer helikopter kalıntısı. Buraya vardıktan sonra arkadaşlar önümüzde gördüğünüz eşyalardan ilk önce soldakine daha sonra da sağdakine en son da ortadakine basmanız gerekiyor. Ee, eğer olmazsa tekrar tekrar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Olduğunu nasıl anlayacağız? Para atma sesi duymanız gerekiyor arkadaşlar. Para atma sesine benzer bir ses duyana kadar e, benim gibi tekrar tekrar deneyin. Duyduğunuz gibi para atma sesini duyduk. Hem para atma sesiyle hem de bu en soldaki ışığın kırmızı mavi yanıp sönmesiyle anlayabilirsiniz arkadaşlar olup olmadığını. Bu olana kadar dediğim gibi önce soldakini daha sonra sağdakini ondan sonra ortadakine basmanız gerekiyor. Yani olana kadar orada deneyin arkadaşlar. Daha sonra kaleye girmeniz gerekiyor bu kapıdan. Kaleye girdikten sonra üst kata çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan balkona çıkıp. Bu görmüş olduğunuz iki bayrağın arasına atlayıp G'ye basılı tutmanız gerekiyor. Duyduğunuz gibi arkadaşlar bir tane kapı açma sesi geldi. Gizli yerin kapısı açıldı arkadaşlar. Şimdi tekrardan kaleye girip alt kata inmeniz gerekiyor. Alt kata indikten sonra koridordan Sola doğru dönüp bu kapıya G'ye basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bu kapı açılacak. Bu kapı açılıp içeri girdiğiniz zaman arkadaşlar göreviniz tamamlanmış oluyor. Bu adımlar yaptıktan sonra arkadaşlar Rain kostümünü alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da resim var arkadaşlar. Bu oyunun egg'i. Resimde gördüğünüz kişiler oyunun yapımcıları arkadaşlar. Hem kostümü açmak için hem de bu easter egg'i görmek için dediğim adımları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kostümü açtıktan sonra menüye gidip kutulardan kostümünüzü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz rain kostümünü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Her gün Star Wars videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Benden çekmemi istediğiniz Battlefront 2 veya Star Wars videosu varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.